Yani Cumhuriyet Halk Partisi yüzde on oranında oy arttıracak ne yaptı? Hı hı. Bu sorunun cevabını insanlar kendilerine sorarlar. Evet çok başarılı oldu. Yarı yarıya yüzde elli oy kendisinin oyunu arttırabilecek çok önemli şeyler yaptı cevabını veriyorlarsa gerçekçidir bu. Hı, hı. Yani şimdi burada bir şey söyleyip de e, şey yapmak istemem yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun. E, ama Cumhuriyet Halk Partisi geçtiğimiz genel seçimden itibaren e, özellikle bu hem e, paralel yapıyla ilişkisi bakımından, kendi partisinin içerisindeki insanlar tarafından bile eleştirilen tavırları, Cumhurbaşkanlığı seçiminde izlediği siyaset. Bütün bunlara bakıldığında amana çok başarılı oldu. Yani mutlaka yarı yarıya oyu artmıştır denilecek bir şey ise tabloyu varsa ortada. Hı hı. O zaman gerçekçidir diyelim. Bugün eğer HDP'nin barajı geçeceği konuşuluyorsa ne ederek konuşuluyor bu? Oylar sadece sadece yani? Kürt oyları mı? Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi'ne küsmüş. Her ne kadar bu Kürt siyasetine e, soğuk baksa bile, e, sadece o öfkeden dolayı HDP'ye yakın e, durabilme'nin yollarını arayan insanlardan dolayı. Bunları da göz önüne almalı. Ama e, reklam arasında siz söylediniz. İşte e, bu e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun eğer oylarını düşürürsen partinin hı hı. çek Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığından çekilirim sözü. O da geçtiğimiz seçimlerden sonra evet. yapmış olduğu bir bu röportajı çıta, söylemişti. Bu yüzde 35 çıtası hı hı. bana göre yüksek bir çıta. Eğer de makul yani diyelim ki yüzde 26 efendim yüzde 30 deseydi yani belki olabilir filan daha kolay hı bir hedef. Koyduğu çıta çok yüksek bir çıta. Ee, eğer bu oya ulaşamazsa bunun e, herhalde eğer yaşarda görürsek burada herhalde konuşuruz.